Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Birlik Başkanım, Sayın Oda Başkanım, TMMOB'ye bağlı diğer odaların değerli yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Sayın Şube Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Sayın Kıbrıs Emo Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Sayın Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı, değerli misafirler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB 9. Enerji Sempozyumu Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji'ye hoş geldiniz. Sizleri İstiklal Marşı ve ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımız için saygı duyuşuna davet ediyorum. Öncelikle hepinize günaydın. Soğuk bir Ankara gününde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Milletvekilim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli başkan yardımcısı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin değerli başkanı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin değerli başkanı, KEMOBE'ye bağlı odalarımızın değerli başkanları ve yöneticileri, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları'na bağlı Elektrik Mühendisleri Odası'nın değerli başkanı ve oda yöneticileri, değerli akademisyenler, değerli meslektaşlarım, basının değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 9.sü gerçekleştirilen sempozyuma hoş geldiniz diyerek sizleri sempozyum düzenleme kurulu adına selamlıyorum. Ana teması toplumsal etkileri çerçevesinde enerji başlığı altında 3 gün boyunca birlikte olacağız. KEMOBE ve odalarının bir çalışma döneminin sonuna doğru KEMOBE'nin dostlarıyla yazan, çizen, bilim ve düşün alanında üreten insanların emeğiyle toplumsal ve bilimsel bir hasat döneminde enerjiyi konuşacağız. Üstelik bunu ülke ve toplumun ortak gelişimi için doğal yaşamın, çevrenin, tabiatın ve kültür varlıklarının korunması ekseninde yapacağız. KEMOBE adına şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz sempozyumlara kısa bir tarihsel bakış atarsak, birincisini 1996 yılında Maden Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Odası birlikteliğinde Türkiye Enerji Sempozyumu adıyla düzenlemişiz. İkincisini yine 1999 yılında 2000'li yıllarda Ulusal Enerji Politikaları temasıyla, üçüncüsünü 2001 yılında Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Ulusal Enerji Politikaları temasıyla gerçekleştirmişiz. Dördüncü KEMOBE Enerji Sempozyumu 2003 yılında Küresel Enerji Savaşları Ulusal Kamusal Enerji Politikaları temasıyla gerçekleştirilmiş. 2005 yılında beşincisini düzenlediğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Enerji Sempozyumunda
küreselleşmenin enerji sektöründe yapısal değişim programı ve enerji politikaları temasıyla, 6. Enerji Sempozyumu'nun 2007'de küresel enerji politikaları ve Türkiye gerçeği temasıyla, 7.sini 2009 yılında enerjide serbest piyasanın bedeli ve alternatif enerji politikaları temasıyla, 8. Devam Enerji Sempozyumu'nu İstanbul'da defa, 2011'de küresel enerji politikaları ve Türkiye temasıyla İstanbul'da gerçekleştirmişiz ve 8. sempozyumda ilk kez uluslararası bir katılım söz konusu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İskoçya, Fransa, Rusya, Avustralya, Kuveyt, Filistin, Ürdün ve Japonya'dan katılımlarla tamamlanmış. 8. Enerji Sempozyumunda dünyada estirilen kapitalist rüzgarların halklar ve ülkeler üzerinde yarattığı tahribat ve soygun masaya yatırılmış. Değerli konuklar, 9. Enerji Sempozyumunda enerji ekonomisinden enerji verimliliğine, enerji ve çevre ilişkisinden yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarından nükleer enerjiye varıncaya kadar insanı ve yaşama eksen alan enerji konusunda uygulamaları ele alacak, enerji üzerinden ülkemiz ve yakın coğrafyamız üzerinde yaratılan karanlık oyunlara bilimin ve aydınlığın ışığını tutmaya çalışacağız. Tutacağız ki enerji ve enerji kaynakları üzerinden oynanan oyunların halkların birbirine düşürülmesinin, ülkemizde sürdürülen ve yaşamımızı ipotek altına alan politikaların nedenlerini topluma anlatabilirim. Değerli deneyiler, 1996'dan bu yana 18. yılını tamamlayan bu etkinlikler dizisinde enerjinin toplumsal etkilerini irdeleyerek enerji alanında sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ile bütünleşik enerji politikalarını tartışmaya ve bu surette kamu yararına eksen alan politikaların uygulanması için bir platform yaratılmasını hedefliyoruz. Bu hedeflerin ne kadar uzağında ya da yakınındayız bir kez daha tartışacak ve bu karar alıcıları ürettiklerimizle bilgisine sunacağız. Bu kapsamda gazeteci yazar Faik Bulut'un enerji ve savaş konulu açılış bildirisiyle başlayacak olan sempozyumumuz, Profesör Doktor İzzettin Önder ile Yeni Dünya Düzeninde Uluslararası İlişkiler Bağlamında Enerji Ekonomisi, Profesör Doktor Ahmet Haşim Köse ile Kapitalizm, Uluslararası Şirketler ve Enerji Politikaları başlıklı söyleşisiyle ivme kazanacağız. Öğleden sonra enerji ekonomisi başlığı ile EMO Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Göktaş, ki sanıyorum bir rahatsızlığı var bir yakınının, yerine bir başka arkadaşımız oturum başkanlığı yapacak. Yöneticiliğinde ilk oturumda Okan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Havva Neşe Özgen, enerji politikalarında yeni bir konumlanma, Irak Kürdistan'ı ve enerji politikalarıyla imtihanı sunumunun çok ilginizi çekeceğine inanıyoruz. Yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, iklim politikalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin uygulama alanlarında farklı çalışmalar yürüten Doktor Baha Kuban, bütün elektrik üretim araçları halka, dünyada ve Türkiye'de enerji kooperatifleri adlı bildirisiyle aslında yeniden kamusallık tartışmalarına başka bir pencereden bakmamız için bize bir perde aralayacak. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aziz Konukman'ın 10. planda öngörülen enerji politikaları adlı başlık sunumu ile biraz iktisatlayacağız. İkinci bölümde Geçiş Hakları Derneği Genel Başkanı Burhan Çakar, enerji politikalarının toplumsal etkileri ve tüketici hakları, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi, yedek üyesi Şahin De Yılmaz, enerji ekipmanlarının yerli üretimi ve EMO Enerji Çalışma Grubu üyesi Kemal Kuluseler, aslında enerji konusundaki yaşanan olumsuzluklar ve bunun halka etkisini dirdeleyeceği toplumsal etkileri çerçevesinde enerji başlıklarıyla bu konulara biraz daha gireceğiz. Sempozyumumuzun son günü yenilenebilir enerji kaynakları, enerji uygulamaları özelleştirmeleri ve serbestleştirme uygulamaları başlıklı iki oturumumuz bulunuyor. Üçüncü gün bu oturumlarla yol almaya devam ediyoruz. 9. Enerji Sempozyumumuzda bir panelde gerçekleştiriyoruz. Yeni Dünya Düzeninde Uluslararası İlişkiler Bağlamında Enerji Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet
Haşim Köse'nin az önce de aktardığım gibi sunumu çok ilgi çekecek. Bugünlerde nükleer enerji konusunda yeniden hareketlenmeler var. Geçtiğimiz günlerde Sinop NKP'nin kurulumunu büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Nükleer enerji konusunda yapacağımız panelde İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Saygın, Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Nükleer Enerji, gazeteci Özgür Gürbüz, Çevreci Nükleer Santral Olur Mu? Ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Nedim Bülent Damar'la Enerji Çalışma Grubu üyesi Erdal Apaçık'la geçtiğimiz hafta EMO tarafından yayınlanan nükleer enerji raporu konusunda da bilgiler alacağız. Değerli katılımcılar, sempozyumun teması toplumsal etkileri çerçevesinde enerji, enerji ve yoksulluk ilişkisini de kapsıyor bildiğiniz gibi. Yoksulluk günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumu olarak da açıklanabilir. Özellikle yiyecek, içecek, barınma, giyim, kuşam gibi temel ihtiyaçlar dışında enerji erişiminde artık yoksulluk alanı içinde ya da yoksulluk alanı içinde yer almaktadır. Yoksulluk ülkeden ülkeye veya coğrafyadan coğrafyaya değişik nedenlerle ortaya çıkabilir. Başlıca nedenler arasında çevresel nedenler, ekonomik nedenler, siyasi nedenler ve toplumsal nedenler sayılabilir. Yoksullaşmanın belki de en bariz belirtilerinden biri olan çevresel nedenlerin başında doğal afetler, çölleşme, kuraklık gibi doğal etkenler yanında doğal çevreye müdahale, ormanların tahrip edilmesi gibi nedenlerin de etkin olduğunu biliyoruz. Yoksulluğa coğrafi koşullar neden oluyor. Örneğin zengin yeraltı kaynakları ulus ötesi güçlerin bölgesel oyunlarına, hatta savaşlara neden olduğu koşullar günümüzde sıkça yaşanıyor. Yakın zamanda ise bir başka savaşların gizli gizli başlayacağını söylemek mümkün. Bu da bu sempozyumun herhalde çarpıcı tartışmalarından birisi olmaya aday. Zira bu su savaşlarını hazırlanan insanlık, ülkemizde sürdürülen neoliberal politikaların yol göstericiliğinde bunun ilk provalarını aslında sessizce gerçekleştiriyor. Bu konuda yakında ayyuka çıkma potansiyeli taşıyor. Su kullanım hakları adıyla yasal kılıfa sokulan suların özelleştirilmesi insanın doğayı ve çevreyi etkilediği kadar enerji üretiminde termik yatırım yapanları da olumsuz etkilemekte, soğutma suyu savaşları gizlice yürütülmektedir. Bu kavga ile ortaya dökülecek olanlara çok güleceğimiz kesindir. Zira yakında termik santral yatırımcılarının su kullanım hakkı insan hakkı, su kullanım hakkı insan haklarına aykırıdır pankartı ile eylem yapmaya başlarlarsa gerçekten çok güleceğiz. Değerli deneyimler, EOB 9. Genel Sempozyumunun hazırlık çalışmaları için destek veren başta EOB Yönetim Kurulu'na, Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Yönetim Kurulu'na, Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu'na, oturum başkanlarımıza, bildiri sunarak katkı koyan mühendislik, düşün, yazın ve bilim insanlarına, sempozyuma delege olarak katılan değerli katılımcılarımıza, düzenleme kurulumuz olarak teşekkür ediyoruz. Sempozyumun kotarılmasında işin mutfağında yer alan sempozyum sekreterimiz Oylum Yıldır'a özellikle teşekkür ediyoruz. Ve onun nezdinde hem o çalışan arkadaşlarımıza emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz tarihte biraz üzgün, biraz yenilmiş, kaybetmiş gibi bir hisse kapılabiliriz. Bunu hiç sorun etmeyeceğiz. Zira hani bir söz vardır ya, kaybettiğin zaman değil, vazgeçtiğin zaman kaybedersin. Bu sözden hareketle EOB olarak iyiyi, doğruyu ve bilimsel olanı toplumun ve insanlığın yararına sunma mücadelesinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sempozyumun başarılı geçmesini diliyor. Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu adına hepinize çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızla bize güç verdiniz diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazma Üyesi Sayın Mehmet Bozkuloğlu'nu davet ediyorum. Sayın milletvekilleri, birliğimizin, odalarımızın değerli yöneticileri, kamu kurumlarının saygıdeğer katılımcıları, emek ve meslek örgütleri,
çalışmalarım, hep beraber bir arada olduğunuz temsilcileri. Sevgili meslektaşlarım, değerli basın mensupları, varlıklarıyla bize güç veren siz değerli konuklar. Teknik Mühendisler Odası olarak TMOB adına düzenlediğimiz enerji sempozyumlarının 9.sunda bir aradayız. Öncelikle sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta yürütme kurulu ve planlama kurulu olmak üzere tüm arkadaşlara ve orada çalışanlarımıza sempozyuma değerli alet araştırma, bilgi ve çalışmalarıyla katkı veren katılımcılara EMO'nun kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcı ve izleyiciler, yaşam sorunlarına sahip konunun tüm yönlerini masaya yatıracağı sempozyumda varlığınızla bizleri gururlandırırız. Teknolojik gelişmeleri artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen enerji pek çok açıdan çatışmalı bir alan özelliği. Teknik konularla kalalım, sadece sayıları konuşalım gibi teknokratik bir çözüm sunmak, bir vizyon çizmek mümkün değil. Enerji aslında hayatın diğer alanları gibi siyasal, ekonomik, coğrafi, ekolojik ve dış politik tercihlerden bağımsız değildir. Elektrik Mühendisleri Odası olarak bugüne kadar sürekli siyaset yapmayın eleştirisiyle cevap verilen enerji alanına yönelik kamu yararını temel olarak öne sürdüğü görüş ve önerileri bir süredir dikkate alınmayan kamusal kişiliğine faiz bir meslek odasıdır. Kamusal kişiliği yasal yasal. Bu durum ne yazık ki siyaseti yalnızca siyasi partilerin hatta seçim barajına bağlanmış sistemde barajı açabilen siyasi partilerin siyaset yapmasına izin veren 12 Eylül sonrasında yapılan depolitizasyon sürecinde devam ediyor. Bu anlayışın ileri demokrasi yansımasıyla sunuluyor olması gezden beri kabul görmüyor. Kaldı ki jargonu değiştirmekle de demokrasi gökten zemin değil. Bilimsel ve teknolojik bir temelden yola çıkan EMO, yıllardır ülke kaynaklarını ve gelişim potansiyeli kapsamında enerji ihtiyacını dikkate alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak AKP döneminde dahil olmak üzere her ne ekmek ise her siyasal iktidar döneminde süslü laflar olarak yerli ve yenilenebilir enerji vurgusu yapılmakta, tüm bu vurgular söz oluşmakta ya da strateji belgelerinde bir katlarda zararlanmakta bir türlü hayata geçirilememektedir. Bunun yerine ne enerji alanında çeşitli lobilerin baskıları, çıkar birlikleri içinde günübirlik faaliyet uygulamalar politik haline getirilmektedir. Siyaseti kamu yararını gösteren kurumlara, kişilere değil ama STK, adı STK olan lobilere çok serbesttir. Aynı siyaset, kamu yararı kelimelerini ayak bağı olarak görüp, referandumlarla, kanun tüzük değişiklikleriyle ortadan kaldırıp, rantın olduğu yerlerde tıpkı demokrasinin yerine koyduğu ileri demokrasi gibi üstün kamu yararıyla bu ayağına bağ olanların etrafından dolanmaktadır. Değerli dinleyiciler, ayrıntılara sempozyum boyunca çokça gireceğiz. Sizinle ülkemizin enerji görünümünü kısaca paylaşmak bize rol olarak biçilmek istenen teknik detaylardan, sayılardan biraz bahsedelim. Ülkemiz elektrik üretiminde özellikle doğal gaz ve kalp kömüre dayalı üretim modeliyle 2012 yılını %56.5 oranında ithal kaynağı bağımlı olarak tamamlamıştır. Aynı durum ne yazık ki 2013 yılı içinde devam etmekte ve elektrik üretiminde kaygı verici sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Yıl içerisinde bazı günlerde elektrik enerjisinin %50'nin üzerindesi doğal gazdan, %15'in üzerindesi ithal kömürden karşılanmaktadır. Elektrik enerjisinde izlenen bu politikaları ısrar edilmesinin ekonomimizin üzerinde yarattığı sorun her geçen gün artarken birinci kaynakla dışa bağımlı elektrik enerjisinin arz güvenliği açısından da ciddi bir tehdit unsuru olarak önümüzde durmaktadır. Bu nedenledir ki elektrik enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılmasının önemi herkes tarafından bilinmekte ve her fırsatta ifade edilmektedir. Bu gerçekliğe 5346 sayılı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerji üretimi aracı kullanımına ilişkin kanunun yayınlandığı 18 Mayıs 2005 tarihinden bu yana yaklaşık 8 yıl geçmiş olmasına karşın zengin potansiyellere sahip olduğumuz bakanlık tarafından da açıklanan verilerle sabit olan ülkemizde rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminde geldiğimiz nokta ortadadır. Rüzgar enerjisinin kullanımında bugünlerde ancak 1700 MW civarında bir kurulu güce ulaştığımız görülmektedir. 2023 yılı için 20.000 MW kurulu güç hedefine ulaşılması bu perspektifte olası görülmüyor. Elektrik enerjisi için yapılan üretim kapasite projeksiyonu çalışmalarında bu durum açık olarak ortada görülmektedir.
Olumsuz bir başka durum ise güneş enerjisi kullanımında söz konusu. Enerji yönetmenin çeşitli platformlardaki beyanlarında bakanlığın 2023 yılı için güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretiminde 3000 megawatt kurulu güç hedefleri diye anlaşılmaktadır. Ülkemizde kurulu gücün 2023 yılında bugünkünün yaklaşık katına yükselerek 100.000 megawatt ulaşılması gerektiği sıkça ifade edilmektedir. Elektrik tüketimimizin yaklaşık 500 milyar kilovat saat olduğu veya olacağını görmektedir. Bu elektriğe ulaşabilmek için yenilenebilir kaynakların kullanılması kaçınılmaktır. Ancak rüzgar enerjisinin ilerlemenin karınca hızıyla gerçekleştiği, güneş enerjisinde ise zengin potansiyelin göz ardı edilerek 3000 megawatt hedefiyle sınırlı kaldığı göz önüne alınırsa, rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılmasının sınırlı kalacağı görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak isteyenlere KDV %18, ancak pırlanta yatırımı yapanlara KDV'nin %1 olduğu dikkate alındığında siyasal iktidarın teşvik yaklaşımının ne kadar gerçekçi olduğu da görülmektedir. Öte yandan hidroelektrik potansiyelini değerlendirilmesi için su kullanım hakkı anlaşmaları kurulan ticari mekanizmanın rekabetin ötesinde özel sektör birbirine ve yurttaşlar ile karşı karşıya getirdiği görülmektedir. Hidroelektrik potansiyellerinin değerlendirilmesi adına Anadolu'nun endemik faunası tahrip edilmekte, kültür mirası görmezden gelinmekte, ekonomik ve sosyal yaşamı geri dönülmez bir noktaya sürüklenmektedir. Bir yandan yerli yenilenebilir enerji söylentisine önem verilirken, bir yandan nükleer enerji santralleri kurulmasına yönelik girişimlerde bulunması dikkat çekilir. Gelişmiş ülkelerdeki nükleer santrallerin kapatılmasına yönelik kararların tersine, ülkemizde gelecek nesillerin ve yaşam hakkını etkileyecek olan nükleer santrallerde 2023 yılı için hedeflenen kurulu güç değerleri bir anlamda meşruiyet kazandırdı. Bugün Almanya, Kuzey Denizi'nde toplam yatırım bedeli 2.2 milyar avro olan 2016 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanan 600 bin konutun çevre dostu enerji ihtiyacını karşılayabilecek 582 megawatt kurulu güce sahip iki offshore rüzgar enerji santrali için düğmeye basmıştır. 2011'de Fukushima'da nükleer felaketini takip eden İsviçre hükümeti bugünlerde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yönelerek elektrik üretiminde bir enerji kaynağı olarak nükleer santralleri kademe olarak kapatma kararı almıştır. Gelişmiş ülkeler özellikle yenilenebilir kaynaklara yönelerek nükleer santralleri kapatma kararı alırken Türkiye'nin nükleer santral sevdasını anlamak ve bu sevdayı ülkenin gelecekte sözde yaşayacağı elektrik enerji sıkıntısını açıklamak, vatandaşı yanıltmaktan öte bir anlam taşımamaktır. Halen nükleer santrale sahip olan ülkelerin gerekli önlemleri alarak işletme masrafları yüksek de olsa yerine yeni üretim tesisi ikram edinceye ve ekonomik ömrü tamamlanana kadar bu santralleri kullanmaları doğal kabul edilebilir. Ancak henüz nükleer santral sahibi olmayan bir ülkenin böyle bir sevdaya kapılmasını anlamak ve bu sevdayı bilimsel verilerle açıklamak birçok sorunu hala çözümlenmemiş olan nükleer santrallerin atıkları ve olası bir felaketi yaratacağı sosyal maliyetler bir tarafa, işletme maliyetlerinin yüksekliği artık saklanabilir bir gerçek olmaktan çıkmıştır. Elektrik üretiminde doğal gaz ve ithal kömürü dayalı dışa bağımlı kas kabaya ulaşmışken nükleer yakıt ile ithal kaynak bağımlılığının adeta pekiştirilmek istenmesi anlaşılmamaktadır. Doğal gaz bağımlılığının her kişi yarattığı sıkıntı ortadayken hanelerde ısınma amaçlı doğal gaz kullanımı giderek artarken, hanelerin önceliği karşısında kış aylarında özellikle doğal gaz santrallerine doğal gaz verilmezken, hala TPDK tarafından doğal gaz santrallerine lisans verilebilmesi anlaşılamamaktadır. Plansızlığın ise bu yaklaşımın ekonomik, teknik, bilimsel olarak açıklanabilir bir tarafı bulunmaktadır. Üstelik bu plansızlık başbakan tarafından seçim programı olarak doğal gaz medeniyeti şeklinde sunulabilmektedir. Elektrik dağıtım özelleştirmeleri nedeniyle yaşanan sıkıntılar ortada dururken, üretim özelleştirmeye yapılmaya çalışılmaktadır. Bugün enerji politikalarındaki farklılıklar, plansızlık nedeniyle kimilerinin fahiş karlara ilgili elektrik sektöründe kamu üretim santralleri dengeli bir işlev görmeye çalışmaktadır. Ancak 2001 yılından bu yana yatırım yapılmayan, kamunun var olan santrallarıyla dengeleme arayışı bile çok görülmekte, yılların birikimiyle yaratılmış değerler satılmak istenmektedir. Akarsu santralleri ve HES'lerimizin bir kısmı satılmış, bir kısmının ihalesi tamamlanmış, bir kısmı işletme hakkı demir sözleşmeleri imzalanmış,
yıllık geliri 1.2 milyar dolar olan Amitabat doğalgaz çevrim santralı bir aylık gelir olan 105 milyon dolara yok pahasına satılmış. Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Çatalaz santralının satışı 2014 yılların ilk aylarında teklif alınacaktır. Buradan Yatağan, Yeniköy, Kemerköy santrallerini özelleştirmelerine karşı mücadele eden emekçi dostlarımıza da selam göndermek istiyoruz. Elektrik dağıtım özelleştirmeninde kamu zararlı uygulamalarının üstü örtülmektedir. Dağıtım kuruluşları kasasında paralarla faslı edecekleri faturalarla şirketlere devredildiği manşetlerde defalarca yer almıştır. Bu şirketlere bürün kar marşı artışıyla olmayan kar elde etme olanakları sunulmuş, kayıp ve kaçak edekleri revize edilerek kayıp ve kaçak kaslarına garantili kar tedbirlerine olanak tanınmış. Tüm bunlar yurttaşların hanesine zam olarak. Özelleştirmeler sonrası yaşanan denetimsizlik ise başlı başına bir ayrı konu. Lisans dağıtıcısı EPDK ile Enerji Bakanlığı'nın ne yatırımların yapılması sürecinde ne dağıtım şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin ve tarifelerin belirlenmesi aşamasında denetim görevlerini yerine getirmemenin nedeniyle yaratılan kamu zararı konusu hala bulunmaktadır. Denetimsizlik, serbest piyasanın çalışan hakları yoksa çalışma koşulları ve birleştiğinde ise ülkemizi derinden sarsan enerji alanındaki iş kazalarını gözlerinde sarsın. Çöloğullarda toprak altında kalan, baraj suyunda balçağı görülen, gölde göz göre gören ölen insanların uzmanısı bizlerin ailelerinin hala yüreğindedir. Dağıtım özelleştirmeleri için şirketlerin belediyelerle uğraşmadan kolay tahsilat yapmaları yönelik olarak hazine ödemesini sağlanan aydınlatma bedellerisi başlı başına bir vurgun yeri olmuş. Hazine adına yapılan denetimlerde fazladan kesilen patronlar tespit edilmiş. En sonunda aydınlatma bedellerini ve denetimleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vermiş. Kamu yönelik yapımı, soygun yapmaya çalışan bu dağıtım şirketleri hakkında yapılan cezai işlemler nedir? Bunlar kamuoyuna açıklanmamıştır. Özelleştirme sonucu dara yandaş bir şirket tarafından devralan Osman Gazi Elektrik Dağıtım AŞ'ye kayınmakamlısı ile iktidarın baskıcı tutumuna maruz kalan medya dünyasında çok az haber değeri görülmüştür. Yalnızca şirketlere yönelik bir denetimsizlik değil, idarenin kamu adamı denetimi de sakıncalı görülmekte ve sürekli engellenmeye çalışmaktadır. Yine odamızın sürekli hedef gösterildiği konulardan birisi de kamu yararını zeminde arama aracı. Danıştay tarafından yerindelik denetimi yapılmadığı halde yerindelik denetimi yapılmayacağı için 12 Eylül referandumuyla anayasada yapılan değişiklik aslında fiilen kamu yararı adına yargının idari organlarının kararlarını, sorgulamalarını engellemesini istemek. Yeni gelişmeler ise kamu adına hak arayışları açısından çok kaygı verici boyutlara doğru ilerlediğini göstermek. Hem onun enerji alanında da suç uygulamalara karşı başvuruda bulunduğu idari yargının tetkikleri kısıtlanmakta, idari yargıya başvuru olarakları kısıtlanarak idarenin işlemlerine yönelik kamu hak arama mücadelesi yüklediği kentsel dönüşüm adı altında yapılan faaliyetlerin sınırlanması, bu faaliyetlerden zarar görenlerin yargı edilebilmesi de sınırlanması lazım. Bakanlar Kurulu tarafından bu tarafı sunuluşlarında TBMM'ye gönderilen Danıştay kanunu ve bazı kanunlarda yapılmasına dair kanun tasarısı yargı süreciyle ilgili yeni kısıtlamalar getirmektedir. Tasarıya idare dava açma süresi 60 günden 30 güne indirilirken, üvedi yargılama usulü getirilen bazı konularda bu süre 15 gün olarak belirlenmektedir. İvedi yargılama usulü getirilen konulara bakıldığında destek örgütleri, çeşitli toplum kesimlerinin hak ihlalleriyle çevre davaları alanları kapsıyor ve bu konularda hak arama yolu kısıtlanmaktadır. İktidar ihale işlemlerini acele konulaştırma işlemleri, özelleştirme yüksek kurulu kararları, turizm teşvik kanunu yarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, çevresel etki değerlendirme işlemleri, kentsel dönüşüm yasası yönünce alınan bakanlar kurulu kararları olarak sayılıyor ve bu konulardaki davalar üst idari makamlara itiraz etme ve yürütmenin durdurulmasının reddi kararlarına itiraz etme hakkı ortadan kaldırırken karar ve başvuru süreçleri yargılama yetkisi ve anlamını ortadan kaldırarak şekilde kısıtlanır. Ülkenin en canlı alıcı konularından yürütme organının işlemlerinin yargı denetiminin zayıflanan hak arama yollarını kısıtlayan düzenlemeler kabul edilmez. Aynı tasarı ile ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemleri de uygulama işlemlerine karşı aynı dilekçeyle dava açma hakkı ortadan kaldırılıyor. Bu
sürekli içerisinde dava açılamayan, düzenleyici işlemlere karşı bir daha dava açılamaması anlamına gelen bu kural tam bir denetimsizlik anlamındadır. Tasarıda bir başka yargılama mantığına aykırı düzenleme ise grup dava olarak kabul edilen birden fazla dava bir dosyada verilen kararın diğer davalar içinde geçerli olması grup dava kararı verilen davalarda kanun yollarına başvurulamamasıdır. Danıştay yapılanması içerisinde idare dava daireleri kurulu da üyeleri belli bir yeri haline getirilmekte ve adeta idari karar makam düzeyine düşürülmektedir. Genellikle meskeli kurularımız tarafından açılan davalara uygulanacak usulsüz düzenlemenin yasalar açılması engellenmelidir. 12 Eylül 2010 referandumu sonrasında yargının tam anlamıyla kuşatılması ardından yargının hızlandırılması kılık altında akıl karama süreçlerinin kısıtlanması hukuka ve yargıya olan güveni tamamen ortadan kaldırmaktadır. AKP iktidarının uyguladığı yeni nesil liberal politikaları dünyanın hiçbir bir arasında kabul görmeyeceği şekilde başıboşluk ve denetimsizlik öldürmektedir. Başta Sayıştay olmak üzere AKP iktidarını denetleyemeyecek, geliştirecek hiçbir mekanizmaya tahammül edilmemektedir. Enerji alanında ve yapı süreçlerinde meslek odalarının katkıları alınmak bir yana uyarıları bile kuraklıkla edilmektedir. Afet riski, kentsel dönüşüm gibi konularda uzman meslek odaları bu sürecin dışında tutmak için baskı altında alınmıştır. TMOB ve yapılaşma süreci ile ilgili TMOB'a bağlı odalara göre baskılar artık son radyolar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan mesleki hizmetler genel müdürlüğü meslek odalarının görevini almaya çalışmaktadır. Kentsel dönüşüm sürecinde bu örgütleri işletsiz hale getirmeye çalışmak, uygulamalara artık son verilmesi gerektiğini bir tanımdır. Anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan meslek odaların görev gerektiği alanında müdahale edilmemelidir. Ulusal ve toplum açık alanlarından anlatılmış, uluslararası sermayenin taleplerini karşılamak adına izlenen bağımlı politikalar sadece günümüz değil, gelecek nesilleri de tehdit eder hale getirir. Değerli katılım, üzerinde durulması gereken bir başka nokta ise enerji verimliliği. Ancak enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmalar, törenlerle tanıtılan Enver ve enerji kampanyalarını, PR çalışmalarının ötesine geçebilir. Enver adı altındaki maskot ile istenen fayda sağlanamamış olmalı ki, hemen ardından enerji alanı çıkmıştır. Elbette doğrudur. Kadın hayatı değiştirme gücüne sahiptir ve kadın özgür olursa hayatın tümü değişir. Bir dakikalığını bırakalım kadınlara dünyayı, bakalım Alakır, Fırtına, Hasankeyf köyü oldu. 13 yaşında tecavüze tacize uğrayan, koruyamayan, 13 yaşında asfaltta yazı yazanın peşine düşen bir adaletten nasıl bir adalet bekleyeceğiz? Binlercesi şiddet mağduru, yüzlercesi şiddet kurbanı koruyamadığımız kadınlar ortadayken enerji alanı karakterine ilerleyen enerji verimli politikalarıyla ülkemizde ne kadar kazanım sağlayacağımız konusunda konusu ortada muallaktır. Enerji yoğun sektörler başta olmak üzere üretim süreçlerinde enerji verimliliği çok daha büyük önem taşımaktadır. Tasarruf olan noktalarına kadar AVM'ler gibi tüketim çırpınlığı arayışının yarattığı gereksiz aydınlatma hükümetlerine sorgulanmaya muhtaçtır. 60. yılına giren elektrik mühendisleri odası enerji ve diğer meslek alanlarında bugüne kadar olduğu gibi üstünden değil kamu yararından taraf olarak sözünü söylemeyi devam edecek. Van'da depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen üşüyen çocuklar hala varsa AVM'lerde yanan elektrik yerine Van'daki çocuklar ısınabilsin diye düşünüyoruz. AVM olmaktan kurtarılan Gezi Parkı'ndaki Suriyeli çocukların ayağında hala kalıp yoksa bu sempozyumda söylenenler bir yere varsın, enerji savaşlarının hakim olduğu değil yerine barışın dili kurulsun diyedir. En azından ekmek almaya giderken kurulan Berk'in uyandığında kamu alemin hep beraber mutlu olduğu bir dünya ya uyansın diye. Sözlerimi Yunus Emre'nin bir dizisiyle bitirmek istiyorum. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir. Dizideki kamunun TDK'daki anlamı hep bütün bir ülkedeki halkın bütünü ve amme olarak geçiyor. Bu sempozyumun kamunun bu anlamının altını çizen bir sempozyum olması ve başarılı geçmesi dileklerinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Türk İstemi
sevgili başkanı, Dünya Enerji Konseyi Milli Kongresi Başkanı, Türkiye'nin aydınlık yüzü bilim insanları, örgütün çeşitli kademelerinde görev yapan mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım, hepinizi Tütmez Mor Odaları Milli Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Bugün aramızda olmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Yine hemen öncelikle hepimizin bugün burada buluşmasını sağlayan arkadaşlarıma, düzenleme ve yürütme kurulumuza, görüşlerini bizimle paylaşacak olan bilim insanlara, uzmanlara, bu etkinliğin birlik adına ısrarla 9. kez düzenlenmesini sağlayan elektrik mühendisleri odamızın yöneticilerine, şüphesiz oda çalışanlarımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarıma da yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bugün 24 odada 425 bin kişiye ulaşan ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil eden birliğimiz, üyelerinin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmeleri sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir. Bu anlayışla birliğimiz, meslek alanlarımız üzerinden Türkiye gerçeklerini okumak, toplumu bilgilendirmek, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için de mücadele etmek zorundadır. Bilimi ve teknolojiyi emperyalistlerin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için kararlı olan örgütümüzün, insandan, emekten, halktan, hukuktan, adaletten yana anlayışı ve çalışma tarzı, bizi zaman zaman merkezi ve yerel siyasi iktidarlarla da karşı karşıya getirmektedir. Son dönemde gündeme gelen örgütümüze yönelik yeniden yapılandırma çalışmaları, örgütümüzü işlevsizleştirmeye yönelik yasal düzenlemelerde bunun bir göstergesi. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı'nın verdiği görev noktasında daha verimli ve etkin çalışabilmesi üzerine meslek örgütleri üzerine hazırlanan raporun gereği AKP tarafından adım adım işlenerek geliyor. Tüm kurumlar olduğu gibi Cumhurbaşkanı da kendinden yana yeniden dizayn etmeye çalışan AKP, uzun zamandır bu yönde sürdürdüğü çalışmalarını son olarak 6235 sayılı birlik yasasının 12 Eylül darbecilerince 83 yılında eklenen ancak 30 yıl boyunca uygulanmayan bakanlıklarca idare ve mali denetim yapılmasını gündeme getirerek hızlı adımlar atmaya devam ediyor. 7 Kasım 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odamızın idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na veren siyasi iktidarın OMDİP bağlı odamızın idari ve mali denetiminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na vermek üzere bir kararname hazırladığını biliyordu. Yayınlanma aşamasında olan Bakanlar Kurulu kararına göre çevre, elektrik, harita ve kadastro, iç mimarlar, inşaat, jeofizik, jeoloji, makina, mimarlar, peyzaj mimarları ile şehir plancıları odalarımızın idare ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Dün öğrendik ki geri kalan 12 odamızın AKP'nin bakanlıkları tarafından paylaşılması tamamlandı. Başbakanlık İdari Geliştirme Başkanlığı'nın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'ne sunduğu kararname taslağına göre kalan 12 odamızda idare ve mali denetimi yapacak bakanlıklarda şöyle paylaşılmış. Bilgisayar mühendisleri, fizik mühendisleri, kimya mühendisleri ile tekstil mühendisleri odalarımız Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Gemi makineleri işletme mühendisleri ile gemi mühendisleri odalarımız Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Gıda mühendisleri ile ziraat mühendisleri odalarımız Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın, maden mühendisleri, meteoroloji mühendisleri ile petrol mühendisleri odalarımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, meteoroloji mühendisleri odamızda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın idari ve mali denetimine giriyor. 12 Eylül darbecilerin yayınladığı kan hükmündeki kararname ile 1983 yılında odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti aradan geçen 30 yıl boyunca bu dönemki AKP iktidarına kadar hiçbir hükümet tarafından kullanılmamıştı.
vesayet rejimine karşı argümanlar kullanarak iktidarını sürdüren AKP'nin bağlı odalarımızı yönetip vesayet uygulamasını hayata geçirmek istemesi aslında hep söylediğimiz 12 Eylül AKP ile sürüyor sözlerin doğruluğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bilinmelidir ki birliğimiz ve odaların mali denetimi genel kurumlarda seçilen denetleme kurumlarınca yapılmaktadır. Birliğin ve bağlı odaların yönetim kurulu kararları ve uygulamaları üyenin her zaman denetimine açıktır. Birlik ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi de vardır. Ancak biz biliyoruz, AKP iktidarının yapmak istediği denetim değil, rant politikalarının dengel olarak gördüğü birliği susturmak ve işlevsizleştirmektir. Buradan bir kez daha söyleyeyim. AKP, Nemo Bey'i yürüdüğü yoldan asla döndüremeyecektir. Birlik ve bağlı odaları, padişahın çok yaşadığıyanlarla birlikte asla saf tutmayacaktır. Aksine birliğimiz ve bağlı odalarımız, bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde, dillerin kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda görecek, duyacak ve daha da önemlisi kralcılık demeye devam edecektir. Bu kürsüden de bunları söylemek istedim. Evet sevgili arkadaşlar, birliğimizle bağlı olarak ülkemizde meslek alanlarıyla ilgili gelişen ya da gelişebilecek her konuda görüş oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyuyla paylaşma çalışmalarını eleştiren olduğu kadar yeni açılımlar sağlayacak şekilde sürdürmektedir. Birliğin 2 yıllık bir çalışma döneminde odalarımızla birlikte 200'ü aşkın bu ve benzeri etkinliği düzenlediği de bilinmektedir. Biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları düşünen, tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinler olarak bilimi ve teknolojik ilerlemeyi toplumsal yarara dönüştürerek insanlık onuruna yaraşır, çağdaş bir yaşamın yaratılması için tarihsel sorumluluğumuzla çalışmalarımızı, bilgilerimizi kamu yararını gözeterek paylaşmaktayız. Birliğin önemli çalışma alanlarından birisi olan enerji konusunda 2 yılda bir düzenlenen bu sempozyumlarda ülkemizdeki enerji politikalarının tartışılması, uygulanan neoliberal politikaların sonuçlarının anlaşılması açısından da önem taşımaktadır. Birlik ortamında enerji sempozyumları az önce tarihsel gelişim anlatıldığı üzere elektrik mühendisliği odamızın sekreter yanında 96 Kasım'ında başlamış, 99'da ikincisi yapılmış, o günden bugüne de 2'şer yıllık aralarla bu platformun oluşturulması ve tartışmaların zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Bu sempozyumların başında karar verenlere, o günden bugüne sürdürenlere, görüşlerini bizimle paylaşanlara ve Tomobe'nin söylediklerinin altının kalın çizgilerle oluşmasını sağlayanların hepsinin yüreklerine sağlıklar diliyorum. Bu sempozyumlarımızın sonuç bildirileri Tomobe'nin enerji alanındaki manifestolarıdır. Böyle algılanmıştır. Evet sevgili arkadaşlar, Tomobe'nin enerji üzerine ciddi bir fikri takip içerisinde olduğunu burada söylemem gerekir. Bugüne dek birlik ortamında bu sempozyumlarımızın dışında enerji konusunda gerçekleştirdiklerimize ve söylediklerimize ilişkin birkaç hatırlatmada da bulunmak isterim. Özellikle bu sempozyumda birbirinden değerli, her biri çok değerli konuşmacıların söyleyeceklerine de bir giriş olsun istedim. 98'de Tomobe Demokrasi Kurultayı gerçekleştirmiştik hep birlikte. Çok sevindim. Bu kurultayımızda ülkemizi, mesleğimizi ve insanımızı ilgilendiren her konuda görüşlerimizi ortaklaştırmıştık. Kamuoyuna da duyurduğumuz görüşlerimiz arasında şüphesiz enerji de vardı. Genel bir girişle başlayan görüşlerimizde öncelikle enerjinin niteliği tanımlanmış ve şöyle devam edilmişti. Yıl 1998. Doğadan belirli bir üretimin sonucunda elde edilen petrol, hidrolik, doğalgaz, kömür, uranyum türleri birincil enerji kaynakları. Kaynağın çevrim sonucu elde edilen elektrik, hava gazı, petrol ürünleri, kok, briket gibi kaynaklar ikincil enerji kaynakları. Güneş, rüzgar, jeotermal ve deniz gibi enerji kaynakları ise yenilenebilir enerji kaynakları şeklinde adlandırılmaktadır. İnsanoğlu, dünyadaki diğer canlılardan temel farklılıklarından en önemlisi kültürel bir yaşam sürdürüyor olabilmesidir.
İnsanoğlu yaşamını coğrafi veya meteorolojik koşullara bağlı kılmaksızın dünyanın her bölgesine sürdürüyor. Bu durumda da her zaman enerjiye gereksinim duyuyor. Bu temel davranış biçiminden hareketle gereksinim duyduğu enerjiyi kültürel düzeyine bağlı olarak üretir ve tüketir. Bu yaşam ve tüketim biçimleri onun için aynı zamanda yaşamsal bir zorunluluk haline dönüşür. Bu zorunluluğu yaşadığı çağdaki teknoloji düzeyde belirlemektedir. Raporumuz devam ettikten sonra şöyle söylüyor. Bu nedenle tüm bu yaşamsallıklarından dolayı enerji ticari bir mal değil, toplumsal bir hizmettir. Borç nedeniyle enerjisiz bırakılma insan hakları ihlalidir. Enerji toplumsal bir varlıktır. Elektrik üretimi yapısı gereği doğal tekeldir. Elektrik enerjisinde merkezi planlama zorunludur. Enerji üretiminde kamu yararını koruyucu merkezi denetim mekanizmaları zorunludur. Elektriğin katma değeri ticari değerinden daha yüksektir. Özelleştirmeler ulusal devlet yapısına bir saldırıdır. Bu konu başlıkları ile detaylı tanımlamalarda bulunmuş. Ülkemizde elektrik enerji sektörünün acil sorunları olarak da sektörde yönetim krizi yaşanmaktadır. Sektör hukuk dışılık kıskacındadır. Sektörde çok başlık ve eş güdüm eksikliği yaşanmaktadır. Elektrik enerji üretimi ihmal edilmektedir. Elektrik dağıtım şebekeleri yetersizdir. Termik santrallerde kapasite kullanma oranları düşüktür. Sektör tümüyle dışa bağımlı hale getirilmiştir. Başta özelleştirilen bölgeler olmak üzere altyapı yatırımları durmuştur. Başlıklarında da görüşlerimiz derlenip toplanmış ve sunulmuştur. Ne yapmalı başlığı altında da detaylı öneriler konulmuş ve görüşlerimizin sonu da şu cümlelerle bağlanmıştı. Sonuç olarak ekonomik sistemin gereği sanayileşme ve elektriklenme birlikte kavramlıdır. Kapsamlı ve uygulanabilir bir planlama söz konusu olmadığından sanayinin tutarlı gelişimi ve buna bağlı elektrik üretiminin sağlanamayacağı ortadadır. Sanayileşme tercihleri ve bunun bir parçası enerji politikaları doğrudan düzene bağlıdır. Emperyalist kapitalist sistem içerisinde ve kapitalist yoldan kalkınma söylemiyle ülkenin az gelişmiş sürecinden çıkarılması ve toplum yararına bir sanayileşmenin gerçekleştirilmesi olanaklı değildir. Bu sorun ise ancak halkın doğal kaynaklara, sanayiye ve geleceğe sahip olduğu bir düzen içerisinde ve halkın örgütlü mücadelesinin ve iradesinin ürünü olan iktidarlarca çözülür demiştir. Evet sevgili arkadaşlar, bir başka çalışmamız da 2004-2006 yıllarında Birliğin 38. döneminde oluşturulan Enerji Çalışma Grubumuzun birlik adına hazırladığı ve 2006 yılında kamuoyunun bilgisine sunduğumuz enerji raporumuzdur. Çok kapsamlı raporumuzun sunuşunda da şunları söylemiştik. Yıl 1906. Ülkemizin enerji gereksinimi esas olarak petrol, doğalgaz ve kömür gibi birinci enerji kaynaklarıyla karşılanmakta olup özellikle petrol ve doğalgazda tam bir dışa bağımlılık yaşanmaktadır. Emperyalist ülkeler başta Orta Doğu'da olmak üzere dünya petrol ve doğalgaz kaynaklarına yönelik ülke işgallerini de içerebilen paylaşım savaşı ve serbest piyasa ekonomisi adı altında yapılan spekülatif oyunlarla enerji üzerine istedikleri gibi oynayabilmektedirler. Küresel sermayenin açık, tek pazar hedefiyle örtüşen ve yine ulusal yürütmenin dışında özel kurumlarca şekillendirilen bir küresel enerji politikasına bütünleşmeye çalışan garip bir enerji sektörümüz var. Bir yandan iktidara bir yağmalama aracı gibi görüp ülke varlıklarının talan edilmesini sağlayan siyasiler, diğer yandan siyasilerle iç içe bu talana ortak alan sermaye grupları ve bu ikili yapının değirmenine su taşıyan bürokrat, teknokrat, medya, akademisyen hayatı. İşte bu üçlü sayaç ayağı üzerine oturtulmaya çalışılan dünü karanlık, geleceği bulanık enerji politikaları. Türkiye'de enerji sektörü finansman ve teknoloji alanlarında zaten var olan bağımlılık ilişkileriyle birlikte yeni düzenlemelerle niteliksel bir dönüşüm geçirerek doğrudan çok uluslu sermaye tümüyle bağımlı hale gelme durumu ile karşı karşıyadır. Az önce Zeki Mehmet bunların bütün detaylarını verdi. Yap işte devlet,
yap işlet gibi finansman modelleri ve işletme hakkı devirleriyle yapılan özelleştirmelerle, tahkim yasasıyla bir kamu hizmeti olan enerji alanı yargının denetimi dışına çıkarılmakta, çok uluslu sermayenin insafına terk edilmektedir. Dünya Bankası'nın dayattığı yapısal uyum düzenlemeleri, bölgedeki enerji kaynaklarına yakınlık, AB ile ilişkiler, enerji sektöründe uluslararası unsurların ağırlığını arttırırken, bu dış faktörler karşısında ülkenin ve ülke insanı ihtiyaçlarını öne çıkaran politika ve programlar daha da önem kazanmaktadır. Geçmişte ve günümüzde yaşananlardan ders çıkarmak, merkezi ve stratejik bir planlama ile geleceği kurgulamak gerekmektedir. Ülkenin enerji konusunda geleceği, günü ve kendini kurtarma peşinde olan siyasi karar vericilere, kendini doğası gereği küresel sermayenin uygulayıcısı olarak gören EPDK yöneticilerine, sadece kendi çıkarları penceresinden bakan belirli enerji kaynakları üzerine örgütlenen üretici derneklerine, OSB yöneticilerine, nükleer lobilere bırakılmayacak kadar önem arz etmektedir. IMF Dünya Bankası gibi küresel sermaye kurumları ötelenerek kamunun sanayi, ekonomi, ulaşım, tarım, çevre, dışişleri birimleriyle üniversitelerin ilgili birimleri elbette ki birliğimiz başta olmak üzere kitle örgütleri, emek örgütleriyle bir araya gelerek her bakımdan ülkeye özgün, ülke koşullarını gören bir noktadan merkezi ve stratejik bir planlamaya gidilmelidir. Bu planlama enerjinin üretim sürecinden dağıtım sürecine kadar sürekli ve bütünlük göstermeli ve kamuoyuyla doğal tekel yapısı içinde değerlendirilmelidir ve yine bu plan ve program gelecek dönemlerde bağlanmalıdır. Raporumuzun sonuç bölümünde de tabii ki yapılabilir gerçekçi önermelerde birlik olarak bulunmuştur. Sevgili arkadaşlar, birliğimizin enerji raporda enerji konusunda bir el kitabı niteliğindedir. Burada bunu örgütüm adına da onurla ifade ediyorum. Bugün ana teması toplumsal etkiler çerçevesinde enerji olarak belirlenen bu yılki 9. sempozyumumuz, enerji kaynaklarının paylaşımıyla yeniden şekillenen bir dünyada, 2013 dünyasında enerjinin toplumsal etkilerini ortaya koyan sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ile bütünleşik enerji politikalarının belirlenebileceği bir platform yaratılmasını hedeflemektedir. Diliyorum bu hedefe bu sempozyumun sonucunda ulaşılacaktır. Birliğimizin sözü sadece insana dairdir, yaşama dairdir ve aydınlık gelecek günlere dairdir. Herkesin bunu bu şekilde algılaması gerekir. Birliğimizin insanımıza ve halkımıza dair görevleri vardır. Görevlerini yapmaya devam edecek. Sevgili arkadaşlar, bitirirken bu kadar salgının yaşandığı bir dönemi geride bırakırken şunu da söylemek istiyorum. Bu salgınlara karşı önümüzde genel kurullarımız var. Hepimizin bildiği gibi birlik ortamı genel kurullar süreci içerisindedir. Ben buraya katılan tüm arkadaşlarımızın genel kurullarımızı demokrasi şölenine çevireceğine ve seçimlerde de birliğin insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten yana anlayışını sürdürecek olan arkadaşlarımızı tekrar yeniden ısrarla ve inatla yönetimlere taşıyacağına çok eminim. Sempozyumun başarılı geçmesi dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum. Değerli düzenleyicilere, biz
bize gösterdikleri bu bilgi için de teşekkür ediyorum. Elektrik Mühendisleri Odamızın böyle bir sempozyumu düzenledikleri için özellikle biraz önce yapılan konuşmaları böyle dinledim. 1996'dan beri bu sempozyum serisini sürdürdükleri için kendilerini kutluyorum ve bugün başlayacak olan sempozyuma da başarılar diliyorum. Değerli katılımcılar, hepimizin bildiği gibi uygarlığın ve sosyal ve ekonomik kalkınmanın en başta gelen gerekliliği olan enerjinin özellikle ülkemiz için önemli olan konuları altını çizerek söylemek istiyorum. Özellikle ülkemiz için önemli olan konuları böyle görüyorum ki şimdi yapılan konuşmalardan da 3 gün sürecek bu sempozyumda ayrıntılarıyla ele alacağız. Katılımcıların çok faydalı sunumlar yapacağına ve değerli konuşmacıların oturumlarda görüşlerini belirteceğine inanıyorum ve onları biz de umutla dinleyeceğiz ve izleyeceğiz. Şöyle bir genel olarak duruma bakacak olursak değerli katılımcılar, üzerinde çok fazla görüş birliği olmamasına rağmen, çünkü ben değişik toplantılara katılarak huzurunuza geliyorum. Gerek ülkemize gerekse uluslararası alanda. Yaklaşık 1,5 milyar insan hala bu dünyada elektrik enerjisinden yoksun olarak yaşıyor. Ülkemize bakacak olursak, ayrıntıları burada verildi ama kaba hatlarıyla görüntülere görünüyor. %70'leri aşan bir oranda dışa bağlı bir ülkeyiz. Kalkınmamızın enerji ihtiyacını bu denli yüksek oranda dışa bağımlı bir ortamda sağlamaya çalışıyoruz. Enerji sektöründe böylesine yüksek oranda dışa bağımlı olan bir ülkenin uluslararası alandaki ilişkileri, dış politikası, içerideki kalkınma politikası ne derece anlamlı bir biçimde düzenlenebilir? Bunu sizlerin takdirinize bırakıyorum. Bizim görüşümüz açıktır. %70'leri aşan oranda enerji gibi yaşamsal bir sektörde dışa bağlı olan bir ülke başka sektörlerde, dış ilişkilerde, içerideki çalışmalarında bağımsız olamaz, başarılı. Ayrıca enerji sektörümüze ilişkin olarak arz güvenliği, yatırım sorunlarımız, talep artışı ve bu talep artışının doğru dürüst bir biçimde yönlendirilemeyişi, enerji tüketiminde veya kullanımında verimsiz davranışlarımız gibi ve çevreye verdiğimiz zararlar gibi sorunlar da bizim ülkemizle ilgili enerji konularını dile getirdiğimizde ana başlıklar olarak önümüze durmaktadır. 2012 yılında enerji ithalatı için dış kaynaklara bu ülke 60 milyar doları aşan miktarda bir para ödedi. Ödemeler dengesi sorunu olan ekonomiden söz ediyoruz. Ödemeler dengesinin içerisindeki bu büyük yük enerji sektöründen kaynaklanan bir. Bu arada enerji sektörüyle ulaştırma sektörü arasındaki ilişkinin dikkatlerimizden uzak olmaması. Enerji sektörü ve ulaştırma sektörü arasındaki ilişkiler günlük yaşamımıza doğrudan doğruya etki eder. Arazi kullanımı, trafik sorunları, ulaştırma sektörüne ilişkin altyapıların yapılması, konut politikaları, bunların tümünün altında hemen söyleyebilirsiniz, otomotiv sanayi ve ilgi olmak üzere benzin fiyatları, alternatif fiyatları. Bütün bu olayları çok dikkatli bir biçimde toplayarak bakacak olursak, enerji ve enerjiyle ilgili diğer sektörlerin, başta ulaştırma sektörü olmak üzere, tarım ve benzeri gibi diğer sektörlerin sorunları da kendiliğinden ortaya çıkacaklardır. Bir başka deyişle enerji sektöründe sorunlar çözümlendiğinde bu sektörlerdeki sorunlar da çözümlere kavuşacaklardır. Elektrikte kurulu gücümüz
61 bin megawattı aştı. Doğru. Verilen rakamlar doğru. Ancak böylesine ifade edilen bir kurulu güç kapasitesi içerisinde bulunan santralları bakım ve onarımlarının ne derece yapılabildiği, bu 61 bin megawattın ne ölçüde hizmet verebildiği de veya vermekte olduğu da tartışılan bir konudur. Bu konuda, bu konuya da yakından bakmanın önemli bir sorun olduğunu belirtmek istiyorum. Ben enerji sektörümüzle ilgili diğer rakamsal konulara girmeyi şu anda bu noktada çok fazla yararlı görüyorum. Çünkü gerekmeden önce bir konuşmacılar, gerekse bundan sonra yapılacak konularla bunlar bilebilecekleri gibi gelecek. Ancak sanki gözlerimizden kaçmakta olan bir gelişmeyi, sektördeki bir gelişmeye değinmek istiyorum. Bilindiği gibi değerli katılımcılar, 2001 yılında meclisteki sunumlarda bana göre çok alelacele bir biçimde hazırlanmış yasa metinleriyle ülkemiz enerji sektörü serbestleştirilmeye başladı. Aradan geçen 10 yılda nereye vardığımız görülüyor. Ülkenin dağıtım konusu hemen hemen tamamen özelleştirildi. Üretim sektörü özelleştirme çalışmaları devam ediyor, tamamlanmadı vesaire ama aradan geçen 10 yıla baktığımızda duraksamadan enerji gibi kritik bir sektörde özelleştirme faaliyetlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu konulara ilişkin değişik görüşler dile getiriliyor, getirilebilir, getirilmelidir de. Bunu gerçekten dikkatle ilgilenmelidir. Ancak bu 10 yıllık çalışmalara rağmen sistemin tam olarak oturduğunu söylemek olanaklı değil. Şu anda toplumumuzun tüm tüketicilerimizin, kullanıcılarımızın, hepimizin umutla beklediğimiz sonuçlar enerji sektöründe elde edilmemiştir ve elde edileceğine ilişkin de kuşkularımız var. Hani elektrik ucuzlayacak? Hani daha kaliteli enerji sektörü yaratılacak üretimleriyle, fiyatlarıyla, çeşitli yöntemleriyle? Bunlar henüz toplumumuzun beklediği ölçüde, yani ucuz, güvenilir, kaliteli, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımıza dayalı olan enerji sektörüne ulaşmak için hala beklemekteyiz. Ve öyle görünüyor ki önümüzde kısa olmayan da bir yol var. Dolayısıyla özelleştirme çalışmalarının bu açıdan değerlendirilmesi ve eleştirilmesi uygun olur. Bunları söylerken düşüncelerinizi bir noktaya çekmeye çalışıyorum. O da şudur değerli katılımcılar. Sektörde bir yandan özelleştirme faaliyetleri sürdürülürken dikkat ediyorsanız bir yandan da sektörümüzde yeni bir yapılaşma meydana geliyor. Bundan kastım şudur. Bazıları sivil toplum kuruluşları diye adlandırılabilecek ama bazıları da özelleştirmenin ortaya çıkardığı çıkar çevrelerinin sorunlarını yakından izlemek üzere kurulan kuruluşlar ortaya çıkmaktadır. Bir yandan sektör özelleşiyor ama bir yandan da değişik dernekler, değişik kuruluşlar belirerek sektörde bir çok başlılık, çok seslilik diyebilecek miyim ona bilemiyorum, tam değerlendiremiyorum. Böyle bir yapı ortaya çıkmaktadır. Yani kısa bir geçmişe şöyle baktığımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın varlığı yanında mevcut olan kamu kuruluşlarımız, onun ötesinde de ülkeye büyük hizmetler olan mühendis ve mimar odalarına bağlı odalarımız varken şimdi enerji sektörüne bakarsanız sayıları bence 20'lere 30'lara yaklaşan ölçüde
değişik isimlerle gelmekler, kuruluşlar koyuyor. Üretici dernekleri, rüzgar sanayici dernekleri, hidroelektrik sanayici dernekleri ve benzeri gibi enerji sektörünün alt sektörlerine sorulan veya enerji ticaretinin başlığı altında değişik konularla ilgilenen kuruluşlar oluşturuyor. Sözlerimin yanlış anlaşılmasından endişe ederim. Ben bu kuruluşların kurulmuş olmalarından yakınmıyorum. Daha doğrusu eğer bu kuruluşlar gerçekten sivil toplum kuruluşları olarak hareket edebileceklerse demokrasinin çok önemli dayanağı olacaklar. Belki demokrasi gibi yüce kavramı sadece siyasi partiler diye bilinen kuruluşların kendi kontrolünde değil, onların yanında toplumumuzun görüşlerini temsil edecek olarak temsil etmek üzere kurulan bu kuruluşlar gerçek sivil toplum kuruluşları olacaklarsa bunları olumlu karşılamamız lazım. Bizim gördüğümüz manzara bugünkü kesit itibariyle şöyledir. Böyle bir izlenim edinemiyoruz. O nedenle ben bu 9. sempozyum vasıtasıyla açılış bölümünde enerji sektörümüzde oluşmakta olan bu yapılaşmanın bir anlamlı ülke çıkarlarımızı dikkate alan enerji sektörümüzün bilimsel gerçeklerine uygun biçimde bir teşkilimle çalışmalarını sağlamak üzere harekete geçmeliyiz demek istiyorum. Yani kimleriz, birbirimizi iyi tanıyalım, ne yapmak istiyoruz, birlikte nasıl hareket edebiliriz, sorunları nasıl paylaşabiliriz veya ülke sorunlarının çözümünde nasıl birbirimizle eş birim içerisinde bulunabiliriz, bu büyük önem taşıyor. Bu vesileyle bu örgütleşme, dernekleşme, yeni kuruluşların oluşması, değişik kuruluşların ortaya çıkmasına dikkatinizi çekmek istedim. Bu kuruluşlar arasındaki eş birimin nasıl sağlanacağını düşünmemiz gerekir diye önerdim. Bu konuda ne türlü işbirliği yapabileceğimizi tartışalım ve en kısa sürede çağdaş bir Türkiye için hepimiz el ele verelim. Ancak böyle başarılı olur. Aksi takdirde bu çoklu kuruluşların her biri konuyu değişik yönlere çekerlerse, başta enerji sektörümüzdeki sorunlar olmak üzere ülkemizin sorunlarının çözümlenmesinde olumlu sonuçlara ulaşamayız diye düşünüyorum. Beni davet ettiğiniz için ve dinlemek dikkatini gösterdiğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Makdır'ı davet ediyorum. Tüm olmalı Sayın Genel Başkanı, bağlı odaların çok değerli genel başkanları, yöneticileri, üyeleri, kıymetli konuklar, kıymetli katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri, enerji politikalarımızın geleceği adına çok önemli sonuçlar elde edeceğine inandım. Bu toplantıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu, onur duyduğumu belirtiyorum. Sizlere hem Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu hem kendi adıma sevgilerle saygılarına selamlıyorum. Çok değerli Genel Başkan, değerli katılımcılar, AKP hükümetinin tüm ve bağlı odaların toplumsal etkilerini, çalışma alanını daraltmaya çalıştığı bir dönemde bu toplantının konusu toplumsal etkileri çerçevesinde enerji, toplantının teması gerçekten onların bu girişimine verecek en güzel cevap oldu. Bu önemli konuyu toplumun gündemine taşımakta çok önemli bir husus daha hatırlanmalı. Genelde demokrasiyle ilgili metinler okuduğumuzda çok dikkatinizi çekmiştir. Genelde şu yazar: siyasal partiler demokratik siyasal hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır diye geçer. Ben buna itiraz etmiyorum ama bu eksik. Bunun yanına bence
siyasal partiler ve meslek odaları demokratik siyasal hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak tamamlanmalıdır. Yapılmakta olan enerji santrallerinin yer seçimi ve de çeşitli açısından toplumsal çatışmaların hiç dinmediği bir dönemden geçiyoruz. Sürekli bu konular kamuoyunun gündeminde. Bir müddet önce Orta ve Doğu Karadeniz'i kapsayan bir siyasi çalışma gezisine çıkmıştım. Gerek Sinop'ta, gerek Rize'de, gerek Artvin'de gerçekten bu enerji üretim tesislerinin tercihlerinden kaynaklanan çok ciddi sıkıntılarla karşılaştım. Bu toplumun bu konuyu gündeme taşımak gerçekten çok gerekliydi. Çünkü enerji su kadar, ekmek kadar önemli. Önemi giderek artıyor. Ama toplumsal etkileri de bir o kadar önemli. Konu seçimini gerçekten çok iyi seçmiş arkadaşlar. Bunları ayrıca kutluyorum. Çok değerli arkadaşlarım, zaman zaman odalarınızın yayınlarından, zaman zaman başında Sayın Pamir'in bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Komisyonu çalışmalarında edindiğim yerlere baktığımızda AKP 11 yıldır tek başına iktidar fakat hiçbir konuda bir başarı sağlayamadı. Bu konuda da ne yazık ki bir başarı sağlayamadı. İktidara geldikleri 2002 yılında toplam ithalat tutarımızın %18 dolayında ki kısmı enerji faturası olarak ödeniyordu. 9 milyar dolar düzeyindeydi. Yeniden aşamada bu rakam yaklaşık 60 milyar dolara çıktı. Yani 140-150 milyar dolarlık ithalatımızın %25,4'üne eşdeğer olarak geldi. Eğer burada bir başarı olsaydı, eğer yerli kaynakların kullanılmasına geçilebilseydi, belki de bu 18'lik oran bugün %15'e düşecekti. Aynı şekilde yanıltmalar makroekonomi değerlerinde de ortaya çıkıyor. Zaman zaman Sayın Başbakan, Merkez Bankası'ndaki rezervlerin fazlalığıyla övünüyor. 130 milyar dolar düzeyinde rezervimiz var. Onlar iktidara geldiğinde rezervlerimiz daha azdı ama oradaki rezervlerin kısa vadeli borçlarımızı ödeme oranı %170'ti. Yani kısa vadeli borçları ödüyorduk, fazlası kalıyordu. Ama şimdiki oran %70 dolayı. Eğer Türkiye'nin kısa vadeli borçları hemen istenirse onu karşılayacak döviz rezervlerimiz yok. Ama bu konuyu sürekli yanıltarak vermeye devam ediyorlar. Değerli arkadaşlarım, çok değerli genel başkanlar, bu ara tabii Sayın Genel Başkan da üzerinde durdu. Tüm bu ve bağlı odaları etkisiz hale getirmek için gece gündüz büyük bir gayretin içerisindeler. Önce yönetimleri ele geçirebilir miyiz diye bir çalışma yürüttüler. Başarılı olamadılar. Ardından etkileşim alanını daraltmak için vize ücretleri ve diğer gelir kısma yollarına gittiler. Bunda da çok başarılı olamadılar. Şimdi gerçekten en son uygulama ne yasaların ne anayasanın kabul edeceği bir uygulama. Eğer siz sivil toplum örgütü mahiyetinde olan meslek odalarının idari ve mali denetimini yapacaksanız artık o odaların sivil yanı kalmaz, demokratik yanı kalmaz. Bakanlıklara bağlı sadece bir genel müdürlük olur. Onun adı artık sivil toplum örgütü olmaz, onun adı kamu kurumu örgütü olur. O zaman böyle kurum kurulacaksa buna da gerek kalmaz. Tabi bireysel olarak hiçbirinizde sorunları yok ama işlevsel olarak sizlerde sorunlar var.
imar rantı konusunda hep engel oldunuz. Yargıyı bu konuda pasifize ettiler. Ama meslek odalarının pasifize etme şansları yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudan gerçekten büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Bütçe görüşmelerinde bu konu sürekli dillendirecek sözcülerimiz tarafından. Özellikle Orman Mühendisleri Odası'nın Orman Bakanlığı'na bağlamasından sonra çok ciddi görüşmelerimiz oldu. Bu konuyu sürekli dillendirdik, basın açıklamaları yaptık. Ankara Milletvekilimiz Ali Sarıbaş 14'ünde Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşmeler yapılırken özellikle bu konu üzerinde duracak ve bu konuyu mutlaka engelleyeceğiz. Zaten Anayasa Mahkemesi'nden dönülür. Bunu yapmaya kesinlikle hakları yok. Değerli arkadaşlarım, çok değerli genel başkan, çok değerli katılımcılar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi birlikte yönetmek istiyoruz. Ülkeyi yönetme işi bir kadroyla, bir takım oyunuyla olur. Ülkeyi hükümetler tek başına yönetmez. Hükümet orta sahada durur ama meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri hep birlikte yönetiyor. Yargı ama ne yazık ki var olan iktidarın meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini, sendikaları bırakın sahada tutmaya tahammülü, stadyum içinde bile tutmaya tahammülü. Dolayısıyla demokrasi anlayışları da böylelikle ortaya çıkıyor. Bunu her defasında söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Eğer bir başarısızlık varsa buradan kaynaklanıyor. Tek başına 11 yıldır ülkeyi yönetiyor. Fakat hiçbir alanda bir başarı yok. Tek amaçları öncelikle idari ve siyasi yapıyı dönüştürmek. Onun için enerji politikalarına zaman kalmıyor. Öndeki engelleri temizlemeye dönük çalışmalarına başka konulara fırsat bulamıyor. Ama bunu mutlaka engelleyeceğiz. Buna hiç izin vermeyeceğiz. Ve değerli arkadaşlarım, her toplantımızda her aşamada birlikte olma kararlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ben de belediyelerinin yönetiminden tutun, meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına kadar her konuda o karar öncesi, karar sonrası birlikte Türkiye'yi yönetme arzumuzu var. Bu konuda hiç taviz vermeyeceğiz. Şu an 17 genel başkan yardımcısının 3'ü sivil toplum örgütleriyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında köprü vazifesi kurmakla görevli. İşveren örgütleriyle, sendikalarla, meslek odalarıyla ve diğer sivil toplum örgütleriyle Türkiye'nin ihtiyacı bu ve bu ihtiyacı muhakkak karşılayacağız. Sürekli dayanışma içerisinde olacağız. Bu toplantıyı düzenlemelerden dolayı gerçekten çok mutlu duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu sempozyumun sonunda çok önemli sonuçlar olacak. Hepimize yeterlik gösterecek, kılavuzu yapacak. Bu nedenle tekrar arkadaşlarımı kutluyorum. Bu sempozyuma başarılar diliyorum. Hepinize yeniden sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözcülerimiz var aslında sırada. Sayın Faik Mutluay. Yalnız kendisine üçer üçer yaptı. O yüzden böyle sizin şimdi vereceğiz. Ve programa göre 13.30'da başlatacağımız sonraki oturumu saat 13'te başlatacağız. Şimdi ara veriyoruz. Teşekkür ederim.